Merhabalar Scroll TV izleyenleri. Hırdavat bölümümüzde ürün incelemelerimize devam ediyoruz. Bugün oldukça ilginç bir ürün elimizde. Öyle değil mi Melih? Evet, bugün LG'nin Optimus 7 modelini inceleyeceğiz. Hemen söylemeyelim bu telefonun özelliğini istersen ama söyleyelim mi? Bence özelliklerinden bahsedeyim, can alıcı noktasını en sona bırakayım. Oldu. Bu LG'nin en yeni modellerinden biri. 3.8 inçlik bir ekranı var ve 480x800 çözünürlük sunuyor. Onun dışına baktığımız zaman 1 GHz'lik işlemcisi var. Oldukça güzel bir tasarımı var ve güçlü malzemelerden iyi bir işçilik kalitesiyle yapılmış. Güzel bir telefon. Fakat baktığımız zaman diğer telefonlardan daha ince değil, daha hafif değil. Oldukça aslında sıradan bir telefon gibi duruyor. Peki bu telefonun can alıcı özelliği ne? Can alıcı özelliği Windows Phone 7 işletim sistemini kullanıyor olması. Bu Windows Phone, Microsoft'un en son mobil işletim sistemi ve... Şöyle hemen okuyucularımıza belirtelim. Bizim de test merkezimizde incelediğimiz ilk Windows 7. İlk Windows Phone 7 modeli. Çünkü Türkiye'de satışa sunulmadı henüz. Bunun sebebi de dil desteğinin olmaması. Yani Microsoft henüz Türkçe dil desteğini bu cihazlara eklemediği için üreticiler de henüz Türkiye'de bu telefonu satamıyorlar. Ama LG bu konuda lisansları almayı başarmış. Bize de bir inceleme ürünü gönderdiler. Baktığımız zaman Metro arayüzünü görüyoruz Windows Phone 7'nin. Gayet başarılı ve kompakt simgelerden oluşan bir arayüz. Bu açıdan biraz aslında Apple'ın iOS işletim sistemini andırıyor. Android'e göre iOS'a daha fazla benzediğini söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi arama bölümü, People bölümü. People bölümüne girersek burada sosyal ağlardan, Hotmail hesabımızdan arkadaşlarımızın resimlerinin alındığını, gene hesap bilgilerinin alındığını görüyoruz. Böyle bir sosyal ağ entegrasyonu yapılmış. Son zamanlarda akıllı telefonlara baktığımızda sosyal ağ entegrasyonun oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. Bunda tabii insanların tercihi de çok önemli. Akıllı telefon kullanacağının tercihi de. Windows 7'de sosyal ağ dışında neler var peki? Sosyal ağ dışında tabii en dikkat çeken özelliklerden biri de Xbox Live. Xbox da bildiğimiz gibi Microsoft'un bir ürünü ve Xbox Live hizmetleri de multiplayer, yani internet üzerinden çoklu oyuncu imkanı sunuyor bize. Bu cihaza indirdiğimiz oyunları Xbox Live'da kendimize bir karakter yaratıyoruz, bir üyelik açıyoruz ve hem orada bilgisayarımızdaki, telefonumuzdaki oyunları multiplayer üzerinden oynayabiliyoruz. Hem de Xbox Live'ın içine girip mesela başka Xbox Live üyeleriyle tanışabiliyoruz, onlarla sohbet edebiliyoruz. Böyle imkanları var. Onun dışında Xeon'dan bahsedelim. Microsoft'un MP3 player'ın adıydı Xeon. Evet. Bunun içine de entegre etmişler. Yani nasıl ki iPhone içinde iPod varsa bunun içinde de Xeon var. Marketplace var. Ben de tam onu soracaktım sana. iOS ve Android'in market uygulama desteği oldukça çok. Biliyoruz bunu. Peki Windows'un nasıl? Windows aslında baktığımız zaman popüler uygulamaların birçoğu marketin içerisinde var. Şöyle de hemen girelim. Gene burada da Metro arayüzünü kullandıklarını görüyoruz. Oldukça canlı renkler kullanılmış. Baktığımız zaman popüler uygulamaların hepsine sahip ama uygulama sayısı olarak onların bir hayli gerisinde. Henüz 20 bin, 30 bin civarlarında uygulama var. Yani neredeyse onda biri Android ve iOS'un. Ama çok hızlı gelişen, onlara göre çok daha hızlı bir başlangıç yapan bir market. Yakın zamanda, yani 1-2 sene içerisinde onlarla aynı seviyeye gelecektir. Tabii bu uygulama geliştiricilerin de söz sahibi olduğu bir konu ama Microsoft bu konuda gerekli desteği sağlarsa iOS ve Android'e market konusunda rakip olabilir. Ben sana bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Hani hep iş uygulamaları falan diyoruz. Bu tabii bir Microsoft telefonu olduğu için içinde de ofis uygulamasına yer verilmiş. OneNote, evet. Documents, Explore, Excel, Word, PowerPoint gibi. İçinde kurulu olarak geliyor. Bu uygulama sayesinde Word dokümanlarını, Excel, PowerPoint dokümanlarını hem görüntüleyebiliyoruz hem de editleyebiliyoruz. Yani içerisinde değişiklik de yapabiliyoruz. Bu da yine iş kullanımı için çok uygun bir özellik. Peki son olarak sana şunu sorayım. iPhone 4, Galaxy S2 ve LG ne diyorsun? Açıkçası ben şu anda bugün bu telefonu alacak olsam yine Apple iPhone'u tercih ederdim ama bence Windows Phone 7 Android'den daha güzel bir cihaz olmuş. O yüzden Galaxy S2'yi 3. sıraya atardım diyorum. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgi için. Yeni bir Hırdavat bölümünde görüşmek üzere.